Evet, de, de kuralları. Yani P veya Q'nun değerini alırken P'nin değeri ve Q'nun değerini alıp aradaki bağlacımızda V yayı V yapıyoruz. V bağlacı olursa da yine olumsuzlarını alıp önermelerimiz aradaki bağlacı V yapıyoruz birbirinin tesi. Dağılma özelliği yani ne? V bağlacını veya üzerine dağıtıyoruz. İşte P veya Q V bağlacını bağladık. Sonra P ve R diye şeklinde bu dağılmaları yapıyoruz. Birleşmede de neydi? 3 tane önerme varsa istediğimiz ikisini önce bağlayabiliriz önerme olarak. Bileşi önermesinin en sade şekli. Bakın üç tane önerme var veya bağlacıyla. Ben burada P veya P'nin değerini önce bağlayıp sonra veya Q derim. P veya P'nin değerinde nedir? Biri 0 ise biri 1 bir demektir. Yani bunun yani sonucu ne çıkar? 1 çıkar. 1 veya Q ne demektir? Burada Q ne olursa olsun sonucu ne çıkar bunun? 1 Çıkar. Yani cevap C şıkkı. Önermesinin en sade şeklini bize sormuş. Bakın burada dağılma özelliği yaparsak bunu P ve P'nin değili veya P ve Q olur. P ve P'nin değili yani 1'i 0, 1'i 1 olduğu için burada bağlaştığı zaman burada ne çıkar? 0 çıkar. Burası 0 ise 0 veya P ve Q'nu V ile bağlamasında da bu sıfırsa buraya bağlıdır çıkacak sonuç. Burası sıfır olursa sonuç sıfır olur. Bura bir olursa sonuç bir olur. Yani buraya bağlı olduğu için P ve Q şeklinde çıkar bu. Önermesinin en sade şeklini sormuş bize. Burada açılmış bir önermeyi biz tekrar kapatırsak bakın kimi dağıtmış burada? V bağlacını veya üzerine dağıtmış. O zaman P veya P'nin değeri ve Q şeklinde olacaktır. P veya P'nin değerinde nedir burası? 1 çıkar. 1 ve Q demek oldu. V bağlacında biri 1 ise diğerine bağlıdır sonuç. Bura 1 ise sonuç 1'dir. 0 ise 0'dır. Yani bu Q'ya denk çıkar. Bileşik göndermesinin en sade şeklini sormuş bize. Yine burada dağılmış özelliği kapatırsak biz kimi dağıtmış burada ve veya bağlacını ve üzerine dağıtmış. Q ile Q'nun değeri ve bağlacıyla bağırırken P'yi bunların üzerine dağıtmış. Q ve Q'nun değeri çıkar? 0 çıkar. 0 veya P'de de Sonuç nedir? P'ye bağlı olduğu için cevap P'dir. Denizde olur. Önermesinin aşağıdakilerden hangisine daima denktir diye sormuş. Şimdi burada bu önermede baktığımız zaman Q'nun değiline bağlı olduğu. Günü. Şimdi Q'nun değili 1 olursa P ve 1 veya 1. Bu da ne yapar? Veya bağlacında burası ne olursa olsun 1'i 1 bir olduğu için sonuç ne çıkar? 1 çıkar. 1 çıktığı için de Q'nun değiline denk çıkıyor. Q'nun değili 0 olursa ve 0 veya 0 oldu. Şimdi burası 0 ise buraya bağlı olarak yani sonucun buraya bağlı olur. Burası 0 sıfır ise 0 olur. 1 ise 1 olur. Ama burada zaten şu sonuç ne çıkıyor? Bakın P ve Q. P ve 0 ne çıkar? 0 çıkar. 0 sıfır veya 0 da 0 çıktığı için Q'nun değerine eşit çıkıyor. Yani her arkada sonuç Q'nun değerine eşit çıkıyor. Önermesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir demiş. Biz şunu aynen yazarsak P'nin değil veya Q. Diğer önermenin de olumsuzluğunu ararsak P'nin değili ve 1 olur. Şöyle oldu. Burada bakın bu dağılma nasıl yapılmış. P'nin değil ikisinde de ortak P'nin değilini o zaman Q veya 1'in üzerine dağıtmış. Q veya 1 ne demektir? Burası 0 olsa 1 de olsa sonuç 1 çıkar. P'nin değili ve 1 oldu. P'nin değili ve 1 bu sonuç nedir? P'nin değiline bağlı. Burası 0 ise 0'dır. 1 ise 1'dir. Yani sonuç P'nin değili çıkar. Onun için cevap Bursa. Bileşik önermesinin olumsuz aşağıdaki neden hangisidir diye bize sormuş baktığımız zaman şu olumsuzu aldığımda ne olur? <laughs> P'nin değili veya Q oldu burası veya P ve Q şeklinde oldu. Burada ben P'nin değiliyle ile P'yi işte np işleme soktuğunda bu sonuç ne çıkar? 1 çıkar. Burada da Q veya Q kaldı. Bunlar da sonucu ne çıkar? Q veya Q'nun sonucu da Q çıkar. 1 veya Q kaldı. 1 veya Q de nedir? Burası 0 olsa 1 olsa 1 çıkar. Bunun olumsuzunu soruyor. Birinin olumsuzu da 0 olur. Önermesi aşağıdakilerin hangisine daima denktir diye bize sormuş. Biz P veya Q'nun değili diğeri de bakın değili işareti var bir parantezin içinde. O zaman bunu ne olur değili P ve Q olur. Burada P ve Q'nun değeriydi. Arada V bağlacıyla bağlamış. Şimdi nedir burada? Sonuç. Aynı önerme var. Biri olumsuzu, biri normali. Yani bura sıfırsa, bura bir, bura birse, bura sıfır olacak. Yani her halükarda zıt durum olduğu için zıt durumda veya bağlacında neydi? Sonuç bire eşitti. Bu o zaman daima bire denktir.